Evet, yeni bir yaşam biçiminiz oluşsun diye Ben Yemem kitabımı yazdım. Ben Yemem kitabım tamamen sağlıklı beslenmeyi size öğretecek diye düşünüyorum ve size Ben Yemem demeyi ümit ederim ki söyletebilirim. Eğer Ben Yemem derseniz vücudunuzu, yani en iyi arkadaşınız olan vücudunuzu üzmemiş, yormamış olursunuz. Acaba vücudunuza gereksiz mi olmayan ne kadar gereksiz şeyleri sokuyorsunuz ve bunlar vücudunuza nasıl bir etki yapıyor? Bunları biraz durup düşünmeniz lazım. Vücudumuz en iyi arkadaşımız. Onu üzmemeliyiz ve tüm diyetleri unutmanızı tavsiye ediyorum. Tüm diyetleri çöpe atın. Sadece yeme biçiminizi değiştirin. Sağlığınıza kavuşun. Ve en büyük terör olan gıda teröründen bir an önce kurtulun. Katkı maddeli tüm ürünlerden uzak durun. Sağlıklı yaşayın. Sağlıklı yaşarsanız aynı zamanda sağlığınız bozulmayacağı için bu bir ekonomi daha olan, önce bizi hasta eden, sonra bizi tedavi eden ilaç ekonomisinden de kurtulmuş olacaksınız. Hem de Ben Yemem size çok ucuz beslenmeyi tavsiye edecek, gösterecek, öğretecek. Ben kendi üstümde uyguladım. Yıllarca birçok rahatsızlığı olan ve aynı zamanda hepimizin sorunu olan kilolarımla da mücadele ediyordum ve en küçük bir şeyde de hasta oluyordum. Şimdi ise son 10 yılda inanılmaz derecede enerjim yüksek. Hiçbir zaman hasta olduğumu hatırlamıyorum. İnşallah hepimize sağlık versin Allah. Dolayısıyla bazik beslenme. Yani herkesin kafasını karıştıran çeşitli beslenme türleri var. Vegan, vejetaryen, bir sürü. Bunların ne olduğunu bilen var, bilmeyen var. Hatta bunları bir hakaret olarak adlandırılan da bile vardır. Ben sadece yeme alışkanlığınızı daha vücudunuzun çabuk eritebileceği, vücudunuzda beklemeyecek ürünlerden oluşturmanızı ve sınırsız yememizi tavsiye ediyorum. İnsanoğlu et yemez diyor. Et insan için uygun bir gıda türü değil diyor. Bir kısım hayvanları evimizde besliyoruz, bir kısım hayvanları da kesip yiyoruz. Bu bir kere mantıksal olarak sakıncalı ve yanlış bir durum. Bir de doğanın ekolojik dengeleri, hayvan üretimi için kullanmış olduğumuz bir sürü gıda, su, bir sürü enerji, en sonunda onu yiyerek ve onları o kadar zor üreterek hem vücudumuza kötülük ediyoruz, hem de doğamızı bozup ekolojik dengeleri bozuyoruz. Dolayısıyla bu Ben Yemem kitabım hem sağlığınıza kavuşturacak, hem de dünyayı daha yaşanabilir, daha ferah, daha nefis bir hale getirecek. Vücudunuzu yormayın. Vücudunuza aldığınız besinlerin size nasıl yarar ve zarar sağladığını iyi anlayın. Bunu durup düşünmeniz, biraz incelemeniz yetecektir. Ondan sonra sağlıklı yaşam sizin için çok kolay olacaktır. Ve çok enerji yüklü olacaksınız. Hiçbir şekilde de diyete ihtiyaç yok. Diyet kesinlikle büyük bir çukurdur. O çukurdan uzak durmanızı tavsiye ediyorum sizlere. Vücut mekanizmamızı çok iyi tanımamız lazım. Sadece ve sadece bunun için kendimizi iyi tanımamız lazım. Ben Yemem size bunu öğretmeye çalışacak. Kitabım tamamen kendi yaşam biçimimi anlattığım bir biçimdir. Bununla birlikte sağlıklı bir insanın kesinlikle daha sağlıklı, daha enerjik ve daha uzun yıllar yaşayabileceğini de kitabımdaki tavsiyelerimle 102 sayfalık bir kitap. Bir nefeste okuyacaksınız. Sonra geri dönüp bir daha okuyacaksınız. Bazı yerleri çünkü işaretleyip okuyacaksınız. Örnek veriyorum, vücudunuzdan çıkamayan yediğiniz etler en az 1,5-2 gün o vücudunuzda kalıyor, çürümeyi bekliyor. Eziyet etmeyin bağırsaklarınızı. Onları hastalık olmasına yol açacak unsurlarla doldurmayın. Rahat bırakın bağırsaklarınızı. Bütün vücudunuzu çok iyi tanıyın. Su içmemiz lazım. İçmediğimizde başımız ağrır. Aspirin yerine su içmeye devam edin. Kandaki oksijenin artması için sadece temiz su yeterli. Çok basit. Hiçbir renklendirilmiş, hiçbir katkı maddesi katılmış, hiçbir şey içmeyin. Hiçbir şey içmeyin. Midenize parmağınızı sokabilseydiniz, parmağınız erirdi asitte. Yemek yerken yanında bir şey içtiğinizde
vücudun bütün asidik dengelerini mahvediyorsunuz. Ben yanımda bunların hepsi öğretilecek size. Dediğim gibi halk dilinde yazılmış, tamamen yaşanmışlıkları anlatan bir kitap Ben Yemem. Ben Yemem de Ben Yemem diyebilmenizi ümit ediyorum. Ben Yemem kitabımın tüm gelirleri Encander Derneği'ne bağışlanmıştır. Encander gerçekten çok güzel şeyler yapıyor. Ve ben de bir nebze olsun ona destek olmak istedim. Evet başkanım. Merhaba, Zuhal Katoğlu. Ben Encander Derneği'nin kurucusu ve başkanıyım. Gerçekten böyle güzel bir projeye aldığımız için çok mutluyuz. Çünkü bizim yaptıklarımızı hem duyurmak için güzel bir vesile hem de biz bu tür yeni görüşleri ve güzel görüşleri paylaşmakta bir araç olabiliyorsak bizim için de ayrıca bir önem arz ediyor. Çünkü biz hayvanların her şekilde yaşam hakkını savunuyoruz. Bizim hayvanlarımızın çoğu engelli, felçli, kanser, hayatı sonlarında olan hayvanlar. Biz çoğu da sokak hayvanı. Tamamen travma, hastalık veya şiddet maruz kalmış hayvanlar ve engellerinden dolayı insan eline muhtaçlar. Biz de hayatlarının sonuna kadar iyi bakmaya çalışıyoruz. Mevcut sayımız yüksek. Sahip olduğumuz felçli sayısı 100'e yakın ve dünyada ve Türkiye'de olmayan bir sayı bu. Türkiye'nin geçici bakım evi statüsünü almış bir derneğiz. Tamamen kişisel, bireysel başladığımız yolculuğa giderek büyüyerek 2018'de dernekleşerek bu yola girdik. Biz tamamen insanın ötelediği o engelli hayvanlara da daha çok yönelmek istedik. Çünkü engel her hayatın her döneminde var. İnsanlarda var, iş hayatında var, hayvanlar açısından da var. Biz ona el attık. Çünkü bu alan hem meşakkatli, hem acı dolu, hem masraf. Fakat onların da yaşama hakları olduğunu düşünüyoruz. Sizin kitabınızda da diğer, yani nasıl evde bakıyorsak hayvanımıza, nasıl kesilmesin diyorsanız, yemeyelim diyorsanız, biz de engelli hayvanları yok saymayın diyoruz. Çünkü onlar da hayatın bir parçası, bizim yaşam biçiminin bir yani hali, onlara da kucaklamamız gerekiyor. Açıkçası bu proje bizim için ciddi bir motivasyon oldu. Teşekkür ediyoruz bize böyle destek verdiğiniz için. Birlikte böyle bir projede yer almak onur verici. Tekrar barışınız için çok teşekkür ediyoruz. Ve Encander'le ilgili bilgi almak isterseniz Instagram adresimiz Encan Derneği, web sitemizde www.encander.org.tr. Oradan bize ulaşabilir, bağış yapabilirsiniz. Bizimle ilgili birlikte projelerde yer alabiliriz. Böyle güzel bir proje belki de örnek olur. Tekrar teşekkür ediyoruz Hayrettin Bey bağışınız için. Ben Yemem diyoruz ve hayvanların her biçimini, her yaşam biçimini kucaklıyoruz.